Sayın seyirciler, ilçe gezilerini sürdüren ve gittiği yerlerde büyük şehri anlatan Denizli Belediye Başkanı Osman Zola'nın son durağı Tavas oldu. Tavasımız gelelim. Öyle mi? Amcak mı? Herkesi ziyaret edeceğiz. Güzel köyümüze karşılayıp babacımız geliriz. Her tarafı geliriz. İlçe ziyaretlerini sürdüren Denizli Belediye Başkanı Osman Zola'nın son durağı Tavas oldu. Tavaslılar Zola'na büyük ilgi gösterdi. İlçede Kaymakam Muhittin Gürel ve Belediye Başkanı Mehmet Karabay'ı makamlarında ziyaret eden Zolan, daha sonra esnafları ziyaret etti. Biz Tavas olarak, gerek şahsım belediye başkanı sıfatıyla, gerek bir birey olarak Denizli'nin geleceğinin büyükşehir yasasıyla değişeceğine inanan bir insanım. Yeni bir süreci başladı. Yeni bir yola çıkıyoruz. Bununla birlikte artık Denizli'mizin büyük şehir olmasıyla birlikte Denizli'mizin sadece merkezi değil, tüm ilçeleri, tüm köyleri, tüm beldeleri artık Denizli'nin belediyesinin ve büyük şehir kapsamına girmiştir. Bu Denizli'nin 28 yıllık hasreti. Denizli'den çok ölçüde küçük olan, ekonomik ölçüde küçük olan, nüfus kriterlerinde daha küçük olan iller siyasi kriterde güçlü oldukları için büyük şehir oldular. Denizli büyük şehir olamamıştı. Şükür olsun o hasretlik sona erdi. O başbakanımızın 2 yıl önce Adalet Parkı'nın açılışında Denizli bizi büyük şehir olacağı müjdesini verdi. Ve müjdeyi de şükür olsun kanun olarak yerine getirdi. Yani öncelikle başbakanımıza ve bakanlarımıza Denizli Büyükşehir'e evet demiş olan milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu Büyükşehir süreci 1 yıl sonra başlayacak. Bu 1 yıl sonra başlayacak olan süreçte ön hazırlık yapmak gerekiyor. Hazırlıklarınızı yapmanız gerekiyor. Eğer bu hazırlıklar yapılmazsa seçim sabahı görevde olan arkadaşlar o hazırlıkları yapmaya gittiğinde en az 1 yılını kaybeder. Bendelerimiz kaybeder, köylerimiz kaybeder, ilçelerimiz kaybeder. Biz bu kapsamda bu kayıp yaşanmaması amacıyla ilçe gezilerimize, ilçe turlarımıza başladık. Ve gayet verimli ve güzel bir şekilde geçiyor. Tabii Tavas ziyaretimiz bizim için bu bahsettiğim kapsam dışında ayrıca doğduğumuz yer, burada büyüdüğümüz yer, köklerimizin olduğu yer Tavas ilçemiz. Ben öncelikle başta belediye başkanımıza ve tüm kardeşlerime bu sıcak karşılamadan ve güzel karşılamadan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Burada kendimizi buluyoruz, kendimizi görüyoruz. İnşallah büyük şehirle birlikte Tavas'ımız, beldelerimiz, köylerimiz daha büyük imkanlar kavuşacak, daha büyük hizmetler gelecek. Zaten Tavas'ımızın merkezinde başkanımızın yapmış olduğu çalışmalar gerçekten güzel çalışmalar. Altyapıya girerek riskli işler gün başına geçti. Ve sonunda tamamlayarak yine üst yapı noktasında Denizli'mizde var olanların çoğu Tavas'ın merkezinde var olmaya başladı ve çoğu da bitti. Ben kendisi yaptığı yerden dolayı geçebiliyorum. Pazar esnafı ile görüş alışverişinde bulunan Zolan sıkıntılarını ve dileklerini tek tek dinledi. Tavaslılara Büyükşehir'i anlatan Zolan, Denizli'nin Büyükşehir yasası ile birlikte pek çok avantaj yakaladığının altını çizdi. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler. Devam edelim. Yok değil mi? Hayır. Peki devam edelim. Hayırlı işler.